Yüksek oranda kıymet verdiğim değerli kardeşlerim, değerli Kadıköy Sokak ailesi. Kanalımızda oluşmuş olan sıkıntıdan dolayı diğer kanalda daha ağırlıklı videolar çekiyoruz. Ama bu kanalda da benzer videoları benzer şekilde çekiyorum. Çünkü sizler de benim için önemlisiniz. Bu kanalda şu an için bir sıkıntı yaşıyoruz. Hem üyelikte hem farklı şeylerde sıkıntılar yaşıyoruz. Ama olsun, sizler ricama uyup Kadıköy Sokak 2 kanalına bir türlü abone olmuyorsunuz. Ben de mecburen burada da çekiyorum. Keşke buradaki herkesi taşıyabilsek oraya, en azından orada daha sıkıntısız çekeriz ama olsun, canınız sağ olsun. Ben hemen hızlı bir tur yapayım. Fenerbahçe'mizin Paris 2024 olimpiyatlarına hazırlanan 22 yaşındaki milli boksörü Rabia Topuz'u Malatya'da antrenman yaptığı esnada maalesef bir yılan soktu. Rabia'nın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Dualarımız Rabia ile birlikte inşallah, Allah şifasını versin. Şimdi arkadaşlar, ben bu kanaldaki videoları biraz daha şöyle derli toplu hızlı bir şekilde çekeceğim arkadaşlar. İrfan 25 Levent Mercan transferi bitti. Hatta oyuncunun ilk taksiti ödendi. Oğuz Aydın için de girişimler devam ediyor demiş. Arkadaşlar hatırlar mısınız bilmiyorum ama Oğuz Aydın benim çok çok önceden, hatta Alanya maçının maç önü canlı yayınına falan açıp bakabilirsiniz. Orada bile dediğim, hani biz bu arkadaşı scouting yaptık ve inceliyoruz dediğim arkadaş. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani Oğuz Aydın için girişimlerin devam ettiğini söylemiş ki doğru bir bilgi. Fenerbahçe'de Osayi gelişmesi şoka hazır olun. Kayseri Spor maçında kesin olarak yok. Ancak Galatasaray derbisinde oynama ihtimali her geçen dakika artıyor. Bilginiz olsun. Bu arada mikrofonun sesini biraz arttırdım. Bilmiyorum şu anda nasıl çıkacak, nasıl edecek. Tereddütler içerisindeyim. Yani mikrofonun bir de desibeli de 2 desibel. Biraz daha onu kısayım şöyle. 1,5 desibel falan yapayım. Çünkü çok kızardıydı. Buna göre de çekeyim arkadaşlar. Yani birçok kişi bundan şikayetçiydi mikrofonun sesinden dolayı. Herhalde artık şikayetçi olmazlar. İlk kez bir Türk Şampiyonlar Ligi kupasını kazanacak. Ya Arda Güler ya Salih Özcan olacak. İkisi de bizim evlatlarımız. İkisi de Türk milli takımının futbolcuları. İkisi de çok güzel şeyler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi Ali Koç bir daha başkan olamaz yasal olarak. Nedir yasal olarak? Arkadaşlar son 5 yıl içinde 2 yıllık hak mahrumiyeti alan ya da bir seferde 1 yıllık hak mahrumiyeti alanlar başkan olamazlar, yönetici olamazlar. Olsalar bile sıfatları düşer. Ali Koç'un ne kadar ceza aldığına bir bakın derim. Arda Güler piyangosu benim duyumlarıma göre 2.2 milyon euro para alacağız. Real Madrid finale çıktı diye. Bu benim duyumlarıma göre arkadaşlar. Belki de benim duyumlarım yalandır, yanlıştır. Ha, duyumları Haber Global de doğruladı. Ya Savuncuoğlu öyle bir şey yok diyor. Ama Haber Global'in de doğrulaması beni en azından sevindirdi. Batshuayi'nin istatistiği gerçekten mükemmel. İkinci yarıda skora etki eden, yani 7 gol atmış ikinci devrede. Skora etki eden gol sayısı 6. Azımsanmayacak bir sayı. Levent Mercan seçimi bekliyor demiş bu arada. Onu da hatırlatayım arkadaşlar. Levent Mercan konusunda seçimi beklediği doğru. Yani seçimin sonucunu bekliyor daha doğrusu. Onu belirteyim. Yani ama imzalar atıldı. Artık geri dönüş yok. Fenerbahçe Rankent'te yaptığı hatayı bir kez daha yaptı gibi bir durum var. Bir de Kolkır vardı, hatırlıyor musunuz? Kolkır'ı aldık, getirdik, ettik falan. Yeni teknik direktör geldi. Ben bunu oynatmam ki dedi. Ondan ders almayan Fenerbahçe yönetimi Kent'te de aynısını yaptı. Şimdi Levent Mercan'da da aynısını yapıyorlar. Allah sonumuzu hayır etsin. Bu arada sabek belirsizliği var diyor. Hayır, sabek belirsizliği yok. Bendeki duyumlara göre arkadaşlar Osterwold'de oynayabilecek durumda. Ferdi Kadıoğlu da oynayabilecek durumda. Ferdi sağda, Osterwold'de solda oynar. Stoper ikilisinde Ciko Bekao oynar. Çağlar yedek olur. Bonucci yedek olur. Serdar Aziz nerede kimse bilmiyor. Artık kadro dışı mı bırakıldı? Cimciklediler mi? Yani hiç kimsenin bilgisi yok Serdar Aziz konusunda. Kulübümüzde 2 tane iletişimci var. Sağ olsunlar, sadece para kazanıyorlar. Başka hiçbir şey yaptıkları yok. O arkadaşlara da teşekkürler. Yani benim almış olduğum ürünlerin parasıyla çat 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 adamlar maaş alıyorlar.
O da ayrı bir şey. Fenerbahçe Cihan Çanak'ın transfer şartlarını sordu. Aslında ben bunu diğer kanaldaki videoda açıkladım ama burada bir kez daha söyleyeyim. Oyuncu Trabzonlu. Haçen ben Trabzon'dan başka hiçbir takımda oynamam daha diyor. Bunu geçmişte Halil Dervişoğlu da yaptı. Futbol kariyerine baltayı sapladı. Ayağına baltayı vurdu. Kendi başını yedi. Futbol hayatını bitirdi. Şimdi aynı hatayı bu kez bu kardeş yapacak mı? Bu da düşündürücü bir soru. Yani neyse ama benim gördüğüm kadarıyla Trabzonspor'a gidecek arkadaşlar. Başka Salih'i konuştuk. Levent Mercan hayırlı olsun dedik. Oğuz Aydın için girişimler sürüyor. Bu arada Oğuz Aydın için benim duyduğum 4 milyon euro istiyor kulübü. 4 milyon euro verilmez. Asla veremeyiz. Hiçbir Türk kulübü veremez. Onu da söyleyeyim. Batu oyunu uzatılacak. Osterwold'da oynayabilir durumda. Serdar Aziz'i ben de merak ediyorum. Bu arada Zayt Ferdi'nin yedeği olarak o maçta oynayacak. Ha, bilginiz olsun. İsmail Kartal'ın mükemmel taktikleri, sistemleri. O sayı dedik. Real Madrid falan boş ver. Galatasaray maçı. Ali Koç, Rabia'yı konuştuk. Geçmiş olsun Rabia tekrardan. Aziz Yıldırım, Saadettin Saray adayken 24 Mayıs son günken 24 Mayıs'ta da olsa o başkan adaylığını açıklar. Zaten 19 Mayıs Galatasaray maçı oynanacağı gün 20 Mayıs'ta açıklayabilir, 21 Mayıs'ta açıklayabilir, 22 Mayıs'ta açıklayabilir, 23'ünü de açıklayabilir, 24'ünü de açıklayabilir. Tabii açıklamama ihtimali de var. Başkan adayına adaylığını koymama ihtimali de var ama siz bekleyin. Yani siz bekleyin, benden gelişmeleri dinleyin. Edin Dzeko'nun karın ağrısı belli oldu. Onu da konuşacağız. Osterwolde'ye, Ferdi Kadıoğlu'na, Şimanski'ye, İrfan Can Kahveci'ye enteresan teklifler var. Bu arada onu da söyleyeyim. Ben şuradan başlayayım. Fenerbahçe'de kasaya servet girmesi bekleniyor. 95 milyon euroluk bir servet. Sponsorlardan da 100 milyon euroluk bir beklenti var. Sebebi de şu arkadaşlar. Osterwold'e 24. 23-24. Ferdi için 20, Szymański için 23, İrfan Can Kahveci için 16 milyon euroluk resmi teklifler var. Bunlar şimdilik pazarlıkta 2 katına çıkarılır, 5 katına çıkarılır ben bilmem. Ama bunlar şimdilik teklifler. Fenerbahçe buradan maden bulma peşinde. Onu da ben ısrarlı ve bir kez daha ısrarlı olarak söyleyeyim. Fenerbahçe maden bulup malı götürme peşinde. Yani götürebilir mi, götüremez mi? Orasını ben bilmem. Yani ben orasına karışmam. Ama şu bir gerçek. Fenerbahçe'de bak basit isimler değil bunlar. Yani Szymański, İrfan Can Kahveci, Ferdi falan, Osterwolde falan bunlar basit isimler değiller. Lütfen sizler de basite indirgemeyin. Edin Dzeko bağırsaklarındaki rahatsızlıktan dolayı çarşamba günkü idmana katılmamış arkadaşlar. Daha önce de belirtmiştim. Perşembe günkü idmana da katıldı. Bugünkü idmanda da muhtemelen yer alacaktır sevgili Kadıköy Sokak takipçileri. Iheanacho, kelleci Iheanacho'ya talibiz. Ama oyuncunun bu seneki performansı hani lan almasak daha mı iyi dedirtecek şekilde. Bunun teknik kararını, taktik kararını, düşüncesini, fikrini sizlere bırakıyorum. Hani ben bu Iheanacho bizde iş yapmaz diyorum ama inşallah gelirse yanılırım. Gelmezse de zaten hiçbir sıkıntı yok. Onun dışında başka neleri konuşacağız? Batshuayi'yi konuştuk, Dzeko'yu konuştuk. Mario Branco ile devam edilecek arkadaşlar. Eğer Ali Koç da devam edilirse, ki Ali Koç sanki kendisine devam edilecek gibi görüşmeleri yaptırıyor. Branco'yu oraya buraya gönderiyor. Ciddi söylüyorum ha. Yani yanlış anlamayın. Şekip Mosturoğlu TV bu spora enteresan açıklamalarda bulunuyor. Özellikle başkan adaylığı konusunda ya da başkan adayları konusunda konuşmaları çok garipsenecek şeyler. Onun dışında ne diyor? Ha şey, Saadettin Saran ilk ve tek, şu an için ilk ve tek Fenerbahçe resmi başkan adayı diyor. Onun dışında hiç kimse başkan adaylığını koymadı. Belki korkuyorlar, belki zamanını bekliyorlar ama 24 Mayıs diyor. Jorginho ile Arsenal uzatmış. Çok şükür en azından şeyi konuşmayacağız. Olympiakos Aston Villa'yı 1-0 yenip finale çıktı. Totalde 5-2'lik bir skorla. Hani geçilmez Aston Villa. Bilmem şeyin favorisi Aston Villa. Gördünüz mü Aston Villa'yı?
Ha keşke kalorifer keşke şey İsmail Kartal adam akıllı bir taktik çıkarsaydı. Biz bu Olympiakos'u çok rahat elerdik. Ha, Aston Villa'yı eleyebilir miydik? Orası ayrı mesele ama biz bunları çok rahat elerdik. Hani yanarım yanarım. Gençliğimize yanarım. Hatalarımıza yanarım. Yapılan salaklıklara yanarım. Yanarım yanarım buna yanarım. 1959 öncesi şampiyonlukların yıldız hesabına dahil edilip edilmemesi hakkında da Şekip Mosturoğlu bir sene içinde kararın çıkacağını söylüyor. Edin Dzeko'nun bağırsağı söyledik. Branko'nun Ikena Açöy hedefini söyledik. Saran'ı söyledik. 24 Mayıs son tarih dedik. Toparlayacak olursak Fenerbahçe Salih Özcan'a talip ancak sezonun başında 15 milyon euro istedikleri Salih'i alabildiğimiz en düşük fiyata alma niyetimiz var. Çünkü İsmail Yüksek'i göndereceğiz. Dortmund da Ferdi'ye talip. Al gülüm ver gülüm üstüne de 30 milyon euro ver gülüm yapar mıyız? Hani Salih Özcan artı 30 milyon euro verip Ferdi'yi veririm yani. Gönlüm geniş. Levent Mercan hayırlı olsun. Yani bu saatte zor dönüşü de olmaz. Iheanacho Açu için evet nabız yokladık. Çünkü sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Boşa çıkacak. Şu an kulübünden 3 milyon euro alıyor. Tabi vergiler falan açıklanınca cart curt. Bizden de alacağı para aynı olsa en azından Avrupa Kupası'nda kendini gösterme ihtimali var. Ve bu camianın büyüklüğü, taraftarın sevgisi saygısı. Oğuz Aydın'ı izliyoruz ama 4 milyon euro istiyorlar. Şu aşamada ne biz ne başkası alabilir? Arda için 2,2 milyon euro finale çıktı Real Madrid diye opsiyon alacağımızı duydum. Yani benim duyumlarım bu şekilde. Ama resmi bir belgem yok elimde. Arda Güler'in şeyine Transfermarkt'ına bakalım belki böyle bir şey gerçekten vardır, işlenmiştir diye bakıyorum arkadaşlar. Yani totalde 10 milyon euroluk bir opsiyon var. 2,2 milyon euro diye. Kimisi Arda Güler'in oynama maddesinden, kimisi satış maddesinden olduğunu söylüyor ama ayrı ayrıdır. İşte Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkarsa Real Madrid o kadroda yer alırsa diye falan filandır. Onlar için 2,2 çerez parası. Batu Şahin ile uzatılacak 1 artı 3. Cihan Çanak beklemeyin. Osterwolde Ferdi oynayabilecek durumda. Zaits Osterwolde'nin yedeği olarak o maçta yedeklerde yer alacak. İsmail Kartal'ın müthiş zekası. O sahi Kayserispor maçında yok. Ödem tedavisi sürüyor. Ha şunu söyleyeyim. Yedeklerde falan yer alırsa hocam hani yoktu demeyin. Ama ilk 11'de falan asla yer almayacak. Onu da belirteyim. Real Madrid'i, Galatasaray'ı konuştuk. Ali Koç, Aziz Yıldırım, Saadettin Saran üçgenini konuştuk. Rabia Topuz, başka Edin Dzeko'nun niye idmanda yer almadığını da konuştuk. Mert Müldür'e de kızıyorum. Lan yedek kulübesinde insan sarı kart yer mi ya? Ya bu ne ciddiyetsizlik ya? Serdar Aziz'i de çok merak ediyorum. Lütfen siz de merak edin. Serdar Aziz'in nerede olduğunu, kaçıran kişilerin insanlık namına vereceğim adrese futbolcuları bırakmasını rica ediyorum. Lütfen. Lütfen ama ya. Lütfen ya. Mario Branco devam ediyor. Çekip Mosturoğlu'nun açıklamaları sürüyor. Bir de Jorginho Arsenal'de uzatmış. Biz ne konuşacağız o zaman? Durumlar bunlar arkadaşlar. Fenerbahçe gündemini dinlediniz. Esenlikle kalınız. Kendinize çok çok iyi davranın. Her iki kanalımıza da lütfen abone olun da arkadaşlar öksüz kalmasın diğer kanal. Hani şu aşamada diğer kanalın reytingleri vesaire çok daha yükseldi. Bu kanalda da saldırı olduğu için en azından saldırılar dinene kadar orada devam etme fikrim var. Düşünsenize burada sadece shorts falan atma fikrim var. Çünkü shortslara şikayet atamıyorlar. Bilginiz olsun bu şikayet atamıyorlar shortslara. Atsalar da işe yaramıyor. Çünkü shortsun hem izlenmesi hem beğenisi çok çok fazla olduğu için. Bir müddet buraya sadece shorts atıp diğer kanala uzun videolar atabilirim. Tam tersi yapabilirim. Bakalım arkadaşlar yani desteklerinizi bekliyorum. İki kanalda abone olursanız sevinirim. İzlemeyecek olsanız bile abone olun. Sadece rica ediyorum. Görüşmek üzere.